Merhabalar, bugün sizlerle patlıcan ve patates ile hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. 450 gram kadar patlıcan kullandım. Çatalla üzerine delikler açtım, sonra közlemeye başladım. Bugünkü tarif patlıcan közlenerek hazırlanan bir lezzet. 2 tane patlıcanı közledim. Üzerine bir poşet ile kapatıp bekleteceğim. Ben diğer malzemeleri hazırlayana kadar bekleyecek. Büyük boy bir tane patatesin kabuğunu soydum. Sonra yuvarlak bir şekilde doğradım. Uzun şeritler halinde tekrardan kesip küp küp doğruyorum. Patlıcan ve patatesin en iyi ve en birbirine yakıştığı tariflerden birisi olduğunu düşünüyorum bu lezzetin. Kaynayan suya patatesleri aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar kaya tuz ekledim. Hemencecik pişti patatesler. Haşlanan patatesi süzdüm. Patatesi soydum, doğradım, haşladım ve sıra geldi. Bu arada bekleyen patlıcanı soymaya. Patlıcanın kabuklarını soyup temizliyorum. Patlıcanı soydum. Sıra geldi doğramaya. İyice ezilecek kıvamda saplarını temizleyip doğrayacağım. Patlıcan hazır. Mis gibi köz kokuyor. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağını tavaya aldım. Bir yemek kaşığı un ekledim. 1 dakika kadar unu kavurdum. Kavrulan unun içerisine 1 su bardağı süt ekledim. Unu iyice sütle karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırırken koyu bir kıvam almaya başladı. Beşamel sos kıvamında şu an. Hazırladığım patlıcanları aldım tavaya. Beşamel sosla patlıcanı karıştırdım. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Karabiber patlıcanla çok güzel yakışıyor. Hele de içerisinde beşamel sos varsa. Yarım çay kaşığı kaya tuzu ekledim. Haşlamış olduğum patates ilave ettim. Patates de çok iyi bir uyum içerisinde tavada kokular birbirine karıştı. İçerisindeki köz kokusu buram buram burnuma vuruyor. Patatesi de iyice karıştırdım. 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peynir ekledim. Kısık ateşte tamamen peynirin erimesini bekledim. Eriyen peynirin üzerine biraz maydanoz serpiştirdim. Biraz da pul biber. Ocağın altını kapattım ve tarifi sıcak sıcak servise aldım. Çok doyurucu. Yanında ekmek yedirmeyen tariflerin arasında diyebilirim. Doyurucu olduğu için hiç ekmek bandırma gerektirmeyen bir lezzet. Servis tabağına aldım ve tadına bakacağım. Sizlere tavadaki halinde çatalla göstermek istiyorum. Bugün sizlerle bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki hem dinlerken hem de izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.